Bunun da çikolata var. Çikolatayı buradan aldı. Cebine koydu. Şimdi arka taraftan sucuk alacak. Burada kuru yemiş gruplarımız var. Evet, aynen öyle. Bir ay içerisinde ikinci soygun. Gördüğün gibi babasının malı gibi sanki babası koymuş olan öyle de doldurup gidiyor. Yeter de yani biz artık bunaldık ya yeter ya biz yani zaten ülkenin gidişatı belli, ekonomik şartlar belli. Burada 7-8 tane eleman çalışıyoruz. Sabah 7'de geliyoruz, akşam 12'de evimize gidiyoruz. Bizi kim koruyacak? Bu kadar emniyetin, bu kadar bekçi alındı. 2000 tane, 3000 tane, belki de Samsun'da 1000 tane bekçi var. Bunlar şimdi bu sokakta bir de Atakum'un en işlek caddelerinden bir tanesi. Türk İş'ten sonra bu cadde. Yazık günah da bize de yazık günah. Emeğimize yazık günah ya. Bunlar şimdi yakalanacak. Polis bunları alacak. Diyecekler tamam. Bir şey olmayacak. 2 gün sonra, 3 gün sonra adliyeden savcı hakimimize bırakacak bunları. Bunlara en az 15-20 sene ceza vereceksin ki bak bir daha soygun yapabiliyor mu? Veya bunların ellerini ayaklarını kıracaksın ki bak bir daha hareket edebiliyorlar mı? Yazık günah da emeklerimize yazık günah ya. Vallahi var ya çok üzgünüm ya. Acayip üzgünüm abi ya. Ne yapacağız biz? Biz şimdi ne yapacağız? Soruyorum biz ne yapacağız? Zaten karşıda 2 kişi var. 2 kişi de karşıda bekliyor. Gözlülük yapıyorlar. 5 dakika, 5-6 dakika duruyorlar burada. Üzerinde maske mi var? Maske var. Ellerine zaten bunlar işi biliyorlar ya. Baksana uzman bunlar. Ellerine eldiven bile var. Bunlar oynayan tarafı var. Güç tarafı. Burada sağ taraftan açıyorlar. Buradan giriyor içeri. Şu ara taraftan giriyorlar. Bak açık olduğu için. Buradan giriyor abi. Sanki babasının malı gibi babası koymuş. Onlar öyle ya. Giriyor. O kadar rahat. İki de karşıda gözetliyor. Karşı tarafta iki kişi de gözetliyor. Bir tanesi buradan karşıya gözetliyor. Birbirlerine irtibat halindeler ya. O tehlikeli buradan rahat bir şekilde çantaya dolduruyor. Yaklaşık 5-6 dakika bir süreyle dükkanda kalıyorlar. Ondan sonra aynı şekilde çantayı doldurup bu şekilde aynı geldikleri yerden çıkıp gidiyorlar. Sigaralara yönelmişler. Yaklaşık 10 milyara yakın bir zararımız var. Bu 2 oldu. Diğerinde zaten 3-4 milyar bir zararımız vardı. 15 milyar. Biz ne kazanıyoruz ki yani? Ülkenin ekonomisi zaten gidişatı belli. Mahvolduk yani. Gerçekten mahvolduk. 6-7 kişi çalışıyor bizim yanımızda ya.